YÖM, Bir Yer Okulları, Ses Tiyatrosu. Küçük Prens. Yazar, Antoine de Saint-Exupéry. Uyarlayan, Ali Poyrazoğlu. Anlatan, Serhat Duran. Küçük Prens, Pınar Saatçi. Fenerci, Gizem Anlama. Yılan, Barış Sarısoy. Tilki, Nur Şatıroğlu. Gül, Esin Ekinci. Küçük Prens, 2. bölüm. Çok geçmeden Küçük Prens'in çiçeğini daha yakından tanıdım. Gezegeninde daima başka çiçekler olmuştu. Ama basit çiçeklerdi bunlar ve sabahleyin ortaya çıkar, akşam olunca gözden kaybolurlardı. Pek az yer kaplarlardı, kimseye zararları yoktu. Derken bir gün, nereden geldiği bilinmeyen bir tohum, diğerlerinden çok farklı bir filiz verdi. Büyümesini yakından takip etti. Ama bir süre sonra bitki uzamayı bıraktı ve tomurcuklanmaya başladı. Kocaman bir tomurcuktu bu. Tomurcuğun yeşil zarının altında olağanüstü güzellikte bir çiçeğin gelişmekte olduğunu hissediyordu Küçük Prens. Çiçek tüm renklerini özenle seçiyor, taç yapraklarını tek tek düzenliyor, kusursuz bir giysi meydana getirmek için hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyordu. Gelincikler gibi buruşuk olmak istemiyordu. Onun istediği güzelliğinin zaferiyle ortaya çıkmaktı. Gerçekten de çok kibirliydi. Bu gizemli hazırlıklar günlerce sürdü. Derken bir sabah güneşin doğuşuyla birlikte ortaya çıktı. Bunca sıkı ve özenli çalışmanın ardından önce bir esnedi. Daha tam uyanmış değilim. Kusuruma bakmayın. Yapraklarımı bile iyice toparlayamadım daha. Ne kadar güzelsiniz. Ya, güneşle aynı anda doğduk da. Kahvaltı saati galiba. Bana bir şeyler getirebilir misiniz? Şaşkına dönen Küçük Prens koşup bir ibrik su getirdi. Çiçeği suladı. Çiçeğin bu gereksiz çalımı gücüne gitmişti. Dayanılacak gibi değildi. Söz gelimi bir gün dört dikeninden söz ederken şöyle demişti. Ben de bu dikenler varken bütün kaplanlar pençelerini bileyip gelsinler bakalım. Bu gezegende kaplan yoktur. Hem kaplanlar ot yemez ki zaten. Hey, ben ot değilim. Çok özür dilerim. Ben kaplanlardan falan korkmam. Ama rüzgar deyince iş değişir. Beni rüzgarlardan koruyacak bir şeyiniz var mı acaba? Söz gelimi bir paravan. Gece camekan içine koyarsın beni. Burası çok soğuk. Benim geldiğim ülkede... Ama sözünü bitirmedi. Çünkü tohum olarak gelmişti. Başka dünyaların nasıl olduğunu bilemezdi. Söylediği zararsız yalan yakalanınca 2-3 kez öksürdü ve sözünü değiştirdi. Bu olaydan sonra Küçük Prens sevgisindeki iyi niyete karşın çok geçmeden kuşkulanmaya başladı ondan. Önemsiz sözleri önemsemiş ve büyük bir mutsuzluğa düşmüştü. Vermemeliydim. Çiçeklere kulak vermemek gerek. Onlar görülmek ve koklamak içindir sadece. Sanırım kaçarken bir yaban kuşu sürüsünün göçünden yararlanmıştı. Çiçeği son bir kez sulayıp camekanı üstüne koyduğu sırada dokunsanız ağlayacak gibiydi. Hoşça kal. Hoşça kal Gül. Budalalık ettim. Bağışla beni. Mutlu olmaya çalış. Seni seviyorum. Eğer bunu anlamadıysan suç bende. Hem ne önemi var? Ama bak sen de az alıklık etmedin. Hadi mutlu olmaya çalış. Şu cemekan kalsın. İstemiyorum artık. Ama ya rüzgar? O kadar da üşütmedim canım daha. Serin gece havası iyi gelir. Ne de olsa ben bir çiçeğim. Ya hayvanlar?
Kelebeklerle dostluk kurmak istediğime göre 2-3 tırtılın karnını çekeceğim elbet. Kelebeklerin güzel olduğu söylenir. Hem zaten başka kim gelir ki yanıma? Sen uzakta olacaksın. Büyük hayvanlara gelince hiçbirinden korkmuyorum. Benim de pençelerim var. Hadi oyalanma artık. Böylece Küçük Prens gezegenleri dolaşmaya başladı. İlk gezegende bir kral vardı. İkinci gezegende bir sarhoş oturuyordu. Üçüncü gezegende kendini beğenmişin biri. Dördüncüde bir iş insanı. Beşinci gezegen çok ilginçti. Üstünde ancak bir sokak feneriyle bekçisine yer vardı. Küçük Prens gezegene ayak basar basmaz bekçiyi saygıyla selamladı. Günaydın. Aa, fenerini niçin söndürdün? Yönetmelik böyle. Günaydın. Nasıl? Yönetmeliğe göre fenerimi söndürüyorum. İyi akşamlar. Aa, peki yine niye yaktın? Yönetmelik böyle. Canım anlayamıyorum. Anlayacak bir şey yok ki. Yönetmelik yönetmeliktir. Günaydın. Lanet bir iş bu benimki. Eskiden sabah söndürür akşam yakardım. Günün geri kalan saatinde de dinlenir, gecenin geri kalan saatlerinde de uyurdum. O zamandan bu yana yönetmelik değişti mi yani? Değişmedi. İşin kötüsü de bu ya. Gezegen her yıl daha hızlı dönmeye başladı. Yönetmelikse yerinde saydı. Şimdi gezegen dakikada bir dönüş yapıyor. Ben de her dakika bir kez yakıp söndürüyorum. Vay canına. Amma da iş ha. Bu gezegende günler bir dakika sürüyor yani. O kadarla kalsa iyi. Biz şurada konuşurken bir ay geçti. Bir ay mı? Evet. 30 dakika 30 gün eder. İyi akşamlar. Günaydın. Bak, aklıma bir fikir geldi. Sana istediğin zaman dinlenebilmenin yolunu göstereceğim. Hep dinlenebilmek isterim ben. Senin gezegenin öyle küçük ki 3 adımda çevresini dolanırsın. Hep güneş alan yerde kalabilmek için çok yavaş yürümen yeter. Bak, İşte böyle. Dinlenmek istediğin zaman yürürsün. Gündüzlerde dilediğin kadar uzar. Hayır, bu bir çözüm yolu olamaz. Çünkü hayatta asıl sevdiğim şey uyumaktır. O zaman ne yapalım yani? Şansın yok. Ne yapalım? Şansım yok. Günaydın. Ay, içlerinde arkadaş olabileceğim tek insan oydu. Ama gezegeni o kadar küçüktü ki 2 kişi almazdı. Küçük Prens'in kendini açıklamaktan kaçındığı bir şey daha vardı. Bu gezegenden ayrılırken 24 saatte 1440 gün batımı kaçırdığına yanıyordu asıl. İkinci bölüm sonu.